Ya kıslatsana abi. Yanımda bir ses bombası getirdim. Biraz çocuksuz bir video olacak ama bakalım ne yapıyorlar. Bu olsun. Hiç daha önce kuzu aşı yaptın mı? Köpek yaptık da kuzu yapmadım. Gel kuzu yapalım. Hep kanalda köpek çekiyor. Biraz İnsana da yaptım. İnsana mı? Ben sıkıyım askerliğimi sıkıyı olarak yaptım. Nasıl yani? Sağlıkçıyım ben. Bro bundan sonra aşı yapmayı sana yasaklıyorum. Şimdi düşünsene. At çıkıyormuş Sinan üstüne. Artık senin raporun var mı ya? Var var. Ne senin? Baba korkutan var. Ay gel çekil. Harbiden atlıyor mu lan? Dedim ya sana. Ben şaka yapıyor zannettim. Kulağını kıstı sana, tanımıyor seni. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi kızım. Tamam. Bir tane kaldı. Aynen. Arkadaşlar şimdi Eren'in haberi yok. Buraya geldik biliyorsun, bunlar bir koruma köpeği. Bakalım Eren'in köpekleri sese duyarlı mı? Silaha karşı ne tepki veriyor? Yanımda bir ses bombası getirdim. Biraz çocuksuz bir video olacak ama bakalım ne yapıyorlar. Yakalandı. Vallahi yakalandı. Tam vızır vızır bir şeyler konuşuyor. Bakayım bir. Dur bir atalım şunu lan. Dur. Nereye atacağız? Şöyle bir yere atalım şöyle. Bir patlasın bakalım. Yıldıray abi sen köpekleri çek bakayım. O anasını nasıl yakaladım ama. Konuşuyor ne diyor? Dedim bu ara ne ara videoya başladı bu. Evet, daha önce denedin mi? Ya hiç. Yıldıray abi beni çeksene. Daha önce denedin mi? Hiç denemedim böyle. Hiç denemedim. Yok. Tüfek attın mı? Tüfek de atmadım. Şimdi senin buraya diyelim birileri geldi veya sen aposta koydular falan filan, mekan basıyorlar şudur he, budur ya da başka bir şey. Tabii düzgün de gelmez ya, silahlı evet, geldi falan filan. He. Ne yapar sence, sese duyarlı? Vallahi bilmiyorum ona bak, mesela yabana karşı iyiler ama insanın ne yabanı gördük denedik, yabanda evet, geçtiler. Benim benim kanımca geçtiler onu ama sese nasıllar bilmiyorum. Onu hiç bilmiyorum Sinan. Bir deneyelim mi? Yıldır abi köpekleri bir çek bakayım. Şey nerede? Kafesteler onlar. 3 tanesi kafeste zaten. Evet, tamam patlayacak, dikkat. Vay. Patlı mı hepsi? Ama. Yok. Uzaktan al bakayım abi. Ne yaptılar şu an? Ben bir şey çözemedim aslında. Oh, çekiyor musun Yıldır abi? Evet. Hepsini beraber al. Hepsini alıyorum şu anda. Evet. Çığlık çekildi. Çığlık çekildi. Daha önce çığlığın... Vallahi çavuşu gördüm hiç sesi. Gel bakayım abi. Uyaaa! Çavuş dikkat edilsen hiç sesi o kadar umursamaz. Aynen. Duydun mu? Ha? Silah falan sıktın, çavuş duydu mu hiç? Daha önceki yerde silah sıkmıştım. Sinan şimdi sesi ilk defa gördüm. Daha önce bilmiyorum hani sese nasıl tepki veriyor. O zaten benim çok şeyimde değil. Benimki yaban hayata gitme şeyi. Lan Sinan. Dur. Bir şey deneyeceğim şimdi. Açtın mı? Şimdi bir şey deneyeceğim. Kıslatsana abi. Korkuşma mı yapıyor yoksa? Benim bak komutumla daha çok coşuyor. Başla. Sinan sen bir domuz olsaydın var ya, bu köpek başka oluyor bro. Kız. Şimdi Sinan, şimdi gidip kuzuların aşılarını yapamadım dün, onları yapalım. Hem sana da bir tecrübe olsun. Hiç daha önce kuzu aşı yaptın mı? Köpek yaptık da kuzu yapmadım. Gel kuzu yapalım. Hep kanalda köpek çekiyor. Biraz İnsana da yaptım. İnsana mı? Ben sıkıyım askerliğimi sıkıyı olarak yaptım. Nasıl yani? Sağlıkçıyım ben. Bro bundan sonra aşı yapmayı sana yasaklıyorum. Şimdi kardeş sınır mı lan bu? Yok üstüne çıkabilir dikkat et. Altına alabilir. Magnum'un şeyi var. Adam öldürmüş abi. Üstüne at çıkıyormuş Sinan üstüne çat çat. Bu adam nasıl bir adam ya? Abi ben de böyleyim. Hep kaos. Artık senin ben... raporun var mı ya? Var var. Var abi. Gel. Magnum gel. Gel oğlum. Ulan hayatı sen ya. Hiçbir bok yok. Yalan mı abi? Ah, Eren'in sayesinde yaşıyorlar. Vallahi hayat yaşıyoruz. Üzerlerine binen var. Ne senin? Baba korkutan var. Ay gel çekil. Harbiden atlıyor mu lan? Dedim ya sana. Ben şaka yapıyor zannettim. Şey kulağını kıstı tanımıyor seni. Atlıyor muydu? Vallahi. Abi görmedin mi kulağı kıstı döndü ısıracaktı seni. Magnum affetmez. Affetmez bro. Sinan ben iğne yapacağım sen kuzuları tutacaksın. Çünkü boyundan yapılıyor. Ben de boyundan çok tecrübeli değilim. Boyun var ya. Bir ete de bebekleri ha içine sokacağız. Ete vuracaksın. Evet. İşte o yüzden sen de bana yardım edip onlar tutacağım buraya gelmişken kardeşim hem iyi olur bana desteğin olur. Tabii. Yaklaşık 4 tane. Her... Ya Sinancım. Ya abi Sinan da benim yanımda takıla takıla artık şey oldu. Sen de bu ya bir şey demedim. Oynattın. Her türlü desteğinim. Ama şimdi Eren o kadar canlı, heyecanlı. Ben de acayip heyecanlı. Güleç, var. Yüzü gülen insan ki şimdi ne söylesem insan böyle gülümsüyorsun. Şimdi bakın iğneyi batıracağım. Hop. Birer mil dedi doktor. 1 miligram şurası ama hacı. Ciddi misin sen? 1 mil diyorsun ha şurası 1 miligram. Tamam olabilir. Tamam niye şey ağzına kadar çektin? Yarı yarıya atacağım. Bu aynı iğneyi bütün kuzulara yapabiliyorum. Kuzuda öyle bir sorun yok. Zil kız. Bak bunlar böyle kediyle, köpekle hepsi birbiriyle içinde. Şimdi 1 milim çekseydin, tek seferde vurup bıraksaydın daha iyi mantıklı olmaz mıydı? Ya boş ver Sinan, ayarlarız gelsin. Bro, annesi vurabilir sana dikkat et. Gel. Sinan bir kuzuyu yakala da getir. Al sana yakala. Ya sen elinde iğne var. Anam, anam yaptılar. Sinan bunu aldım gel gel. Tamam. Gel. Hadi. Şimdi bu arada ben de çok tecrübeli değilim. Daha yeni köy hayatında yaşıyorum. Sinan şöyle yapalım. Ayakta olmayacağım ama. Yok ayakta diyeceğim sen tutacaksın onu. Tamam ben tutuyorum kafasını. Abi çok kıyamıyorum küçük kuzu ya. Kıyamıyorum onu. Bak. 1 mil şuraya kadar. Bismillah. Keşke onu işte. Kıyamıyorum ya bebek kuzu da. Tamam ver bana şeyi sen git yakala ha, gel. Karıştırmayalım bir dakika. Yakala gel. Tamam. Bir ses çıkarmadı ya. Maşallah. Maşallah ses çıkarmadı. Yakaladın mı? Aha. Şunu da. Bu onun kardeşi herhalde. Ay dur. Tamam. Nerede yine? Şunu bırakıyorum karıştırmayız. Bırak, bir dakika dur. Yavruları karıştırmayalım. Onu da tut da 2 dakika. Gel lan buraya. Şimdi şunu bana. Vuracağız. Dur. Tamam. Gel, gel kızım. Hiç hoşuma gitmiyor bebek. Kuzuya iğne vurmak tuhafıma geliyor ama yapmak zorundayım yoksa ölürler. Kaç tane var vurulacak? 4 tane. 2 tane kaldı. Yakala. Şunu da alayım da bir dakika. İçeride 2 tane var mı şu an? Hı. Bunları aslında bir yere koysaydık karışmasın böyle hep. Sinan şimdi bunları ne zaman bırakacağız biliyor musun? Büyüğün birini alayım. O ara bunu bırakacağız. Dur. Bırakın aşıyı. Dökülmez. Şimdi bırakabilirsin. Tamam diğeri nerede? Orada. Aa kalbi nasıl atıyor var ya gül. Bu biraz büyük. Diğerleri kalbi nasıl atıyor yazık garip. Hadi bakalım hiç canını acıtma. Bismillah. zaman bırakayım mı? Bırak bu. Diğeri içeride mi? Ha, sen de git diğerini al gel. Bak orada. En arkada. Gel lan buraya. Ha o. Hadi bakalım vur. İyi yakaladın ha. Bir dakika noktasına bakıyorum. Oğlum. Uzucuk. Çığlık attı. Hadi bakalım. Aslan. Tamam iyi. Bu işimiz de halloldu. Sonra annelerine de aslında yapsam iyi olur da şimdi sen ona yardım eder misin bilmiyorum. Aslında sen buradayken annelerine de yapsak. 3 tane koyun zaten. Gel tut onu yapalım. İyi olur bro. Onlara kaç vuracağım? 2 mil. Yakala. İğne var. Sinan verir. Hadi Sinan'ım hadi. Gel 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 gel. Tamam ona yaparsın. Sinan tut tut tut. Yine boyun mu? Aha. Ha, çöküyor lan. Çöktü. İşte tüyden dolayı. Abi bunları yapman gerekiyor işte. Ben gerçekten hayvan unutma. Ha onları bilirim. Yavruları bilemiyorum. Hepsi birbirine benziyor. Şimdi bazı arkadaşlar diyebilir aynı şırınga hepsine kullanıyorsun. Veterinerlerde şey satıyorlar. Büyük tabanca. Hepsine kullanıyorlar. Bir parça. O da var da ben bununla yapmayı tercih ediyorum. Onun iğnesi daha büyük. Ama bunun iğnesi küçük ince. Şimdi Sinan içeriye girip ben 2 taneyi çıkartacağım. Ya da burada yapalım gel. Karan... Sen yakala gel buraya. Gel gel. Bu aldı mı bu? Ay değil. Tut ha. Dur kızım dur. Allah'tan tüyleri var. Hemen tutuyorsun tüyden. Hop. Dur kızım dur senin iyiliğin için. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi kızım. Tamam. 1 tane kaldı. Aynen. Ona da yapalım. Bunun ismi Yeldif. Şeyden koruyor herhalde. Ölmesinler diye ama ne içeri onu bilmiyorum. Daha sonra da bir de vitamin yapacağım ama bugün değilmiş. Sol gönder bakayım o bir taneyi. Sen bana bu veya değil de. Abi bu. Sinan dur. Ha. Lan dur. Ah! Tamam. Bu kadar. Süper. Sağ ol. Yap hareketini. Ya. Hop. İçeridekiler. Onları yapmıyoruz. Onlar tamam. Bunları yapmamıştım. Şimdi bu kullandığım iğneye artık işi bitti. Bunu daha bir daha kullanamam. Bunlar büyük. Onlar da yapsam iyi olur da şu an değil. Dışarıdaki kadro var ya otlanan. Onlarınkini yapacağım. Bunlarınkini bir ay sonra yaparım. Ayda 1 kere yapıyorum. İyi. Aradan bunlar çıktı. Bak neymiş Yeldif. Bu arada şeyi gösterdim. Ne için olduğu bilmiyorum demiştim ya. Vitamin, mineral. Reklam olmasın marka. Mineral. Vitamin falan onlar için yeterli vitamin alması için. Tamamdır. Şimdi bu işimiz de halloldu. Kuzucuklar ne yapıyorsunuz siz? Bak Hece'yi görüyor musun? Nerede yatıyor? Bak o köpek ben mesela böyle davranışları gözlemliyorum burada. Bütün burada şu köpek var ya hep ormanda şurada yatar. 5 aylık bir köpek nasıl bir şey bu? Ben işte artık Kangal'da şu tipten çok bunlara bakıyorum. Kangal olacak ama şey olacak. Bura çevrili mi? Değil. Bura komple o, buradan işte fotokapana çıkıyoruz. Ya ne cesaret burayı çevirmeden bunları şey yapıyorsun sen. Bro köpeklerimiz iyi. Sen buradasın ya bu köpekler bağlı. Baba köpeğin bağlı, sallıyorsun. Tabii canım. Hacı Allah göstermesin o zaman, ben şöyle söyleyeyim. Biz işimizi çabuk ederek şey yapak. Yani köpekleri sen de sal ki ne olur ne olmaz. Aynen aslında iyi olur. Yani. Çok iyi olur ama yani şakasına söylüyorum. Gülerim diye git değil hani ama köpekler normalde açık olduğunda Sinan bizim arazimizin dışına çıkıyor. 3-4 kilometre böyle dönebiliyor. Şöyle bir durum var. Mesela çavuş burada yatar, diğeri orada yatar. Noktalarda yatarlar. Ve en küçük bir kokuda bunlar hareketlenir, ormanın içine gider, gezer. Zaten ben bunların videolarını çektim daha önceden. Şimdi şey yapalım. Şuradan çıkayım. İki tane yavru var gördün mü Yıldır abi? Onu çıkartıp gösteririz. Yavru çok Sinan, şu an üretim yapıyorum. Yavrumuz çok. Birazdan gözüküyor. Bak bir tane yavru göstereyim şimdi. Bak. Hatta yeni düşmüş bak. Burada böyle kel bir yavru var, çirkin de bir şey. Mosmor dolmuş kafası, dövmüşler bunu. Yere düşmüş yuvasından. Bak burada yine böyle bir yavru var. Güvercin yavruları küçükken çok çirkin olur. Lan lan diye gördün mü? Akbaba gibi lan. Burnuna değdir. Akbaba gibi. Sen de böyle. O ne? Ne oluyor kanka? Ben öyle seviyorum hayvanı. Hoşuma gidiyor. Sihirli bir sözcük yok değil mi bilmediğimizde? Vallahi var bro. Ne? Kalk kalk. Bu kardeşler mamalarını yiyorlar. Abi. Sen niye olmuş oldun lan? Aa, bunlara su koyacağım bak, suyu bitmiş. Sinan şu yan tarafa da biraz döker misin? Ben su doldurup geleceğim. Yan taraf? Şuraya mı? Ha oraya aç. Ondan mama kabına azıcık dök. Hadi. Burada fazla güvercin yok. Dört tane. Eren burada bizi köpekçi yaptı, koyuncu yaptı, atçı yaptı. Ama Magnum harbiden saldırıyormuş. Yani o Magnum'un alacağı olsun. Bize yanlış yaptı. Yanlış yaptı, unutmayacağım bunu Magnum. Tavukları var, güvercinleri var. Eren bunlar yumurtluyor mu? Dün mü geldi? Ya biz yoldayken Eren bir şey istiyor musun diye sordum. Ben tavuk istiyorum dedi, ondan sen getiremezsin. Bunların da pek suyu falan kalmamış. Şimdi daha fazla tavuk alacağım. Böyle bir 30-40 tane ki yumurtalarını üretip bir kısmını köpeklere, bir kısmında tanıdıklarıma falan veririm. Hem yumurta da çok pahalanmış. Dur şunu sürmeyi. Bunun içerisinde herhalde bezelye de var. Her şey var onda. Bezelye, buğday, pirinç, mercimek. Yalnız yavru yuvadan düşmüş o ilk gösterdiğim. Dövmüşler onu. Avucunu al istiyorsun. Şimdi içinde bezelye taneleri, pirinç taneleri, affedersin mısırdı falan. Ne ararsan var. Şey de var, mercimek de var. Abi çekirdek bile var bak. Bebek çekirdek şunlar. Bak çitleyebiliyor, insan da yiyebiliyor ama küçük. Tatmin etmez yani. Zor. Kışın var ya. Ama güvercini üret, uçur, oynat, sat abi. Ticaret yapabiliyorsun para yönünden. Ama uçuracaksın. Köpek öyle değil abi. Köpeği üret. Aylarca soğukta çık. Herkes mesela evinde sıcacık yatarken ben sabah kalkıyorum, git köpek besle. Çok zor. Sonra yavrularını üret. Sonra da yok 1000 TL verir misin abi? Bana gelince hep öyle diyorlar Sinan. Şimdi doğru söylüyorsun şimdi. Birçok köpek çiftliği çok uçuk rakamlara şey yapıyor. Eren'in, ben şaşırıyorum buna. Köpekleri tanınmış. Hem de bugün bir deneme yaptık. Kurtçuluk testi. Gerçek anlamda çok efsane. Güzel köpekler. Şimdi tutup da herhalde senden bedavaya almaya çalışıyorlar. Aynen abi. Meşhur bir adamsın, seni zengin zannediyorlar. Aynen. Ben hani diyorum ki hani üreteyim zaten bir o bir de şu niyetle almıyorlar Sinan. herkes zannediyor ki ben her gördüğüm köpeğe Kangal diyormuş. Bir grupta öyle var, manipüle ediyor. Aslında ben Kangal'ın ne olduğunu çok iyi biliyorum. Ama başka insanlardan farkım şu, o adamlar fenotip eksikliğindeki köpekleri kameraya çıkartmıyorlar. Evet. Kenarda tutuyorlar. Evet, ben samimi söyleyeyim, benim gittiğim çiftliklerde kardeşimi şurayı çekme, şurayı çekme, burayı çekme çok deniliyor. Aa, buradan duysunlar birçok köpek çiftliği. Evet. Şurayı çekmeyi, burayı çekme. Bunu gösterme. Yani onu gösterme, bunu gösterme. Yani bunlar söyleniyor. Adam korkuyor yani onları. Onları niye göster? Belli başlı köpekleri izliyorsunuz bazı yerlerde. Ha, bunu şöyle söyleyeyim. Bütün köpeklerini çektiğimiz çiftlik sahipleri var mı? Var. Evet. Ama genelleme. Ya kardeş şurayı çekmeyelim. Ya kardeş burayı çekmeyelim. Niye? Bazen kıvırıyorlar. Yok altları pis, temizlenmedi falan filan. Çevir kazı yanmasın. Benim geleceğim bir gün önceden, iki gün önceden belli. Tabii tabii. İnsan gider bir temizlik yapar. O yüzden ben dikkat etsem hiçbir şeyde bir tek Ankara'da sana dedim. Dedim Sinan görmesinler. Onu da çektik dedim. Ha, onu da çektim. Yani en azından çakala nasıl? İlk defa çakal gören hayvan evet, çakala nasıl? Aynen ağzını aldı gitti. Şeyi atlardan mesela Magnum erkek. Bir tane dişi alıp. Yavrum. Magnum kısır. Kısır mı? Erkek at iyi dişi olduğu zaman zapt edebiliyor ama eğer diğer türlü duramaz, kapıları kırar. Hmm. Şimdi senin günlük rutinin bitti mi? Bu kadar mı? Bu kadar olur mu? Daha bir sürü şey var. Şimdi sular var, köpeklerin yemekleri var. Akşam biraz güneş batacak ya, koyunlar gelecek. Ondan sonra yemleri, samanlar bunlar. Hepsini aynı saatte yapmıyorum. Mesela şu an kuşları hallediyorum. En son kuzular onlar ama en önemli bir gün işim aşıydı, onu yaptım. Tek başına yani zor oluyor bro. Tut onu aşağı, o kuzu bazen 40-50 kiloluk kuzu var orada. Kaçmaya çalışıyor, sen tam aşı yapacaksın, hassas bir nokta, boynu. Bu tavukların da hikayesi, Sinan kurtardım ben bunları. Bunlar nasıl? Çuvalın içindeydi. Kötü yola mı düşmüşlerdi? Bunlar bura pazar çiftliğinde ayakları bağlı çuvalın içindeydi. He, ben de üzüldüm. Aldım bunları buraya getirdim. Ben bundan yumurtlayabileceğine inanmıyorum. Yaşları geçik. Çünkü ataks ırkı 1 ile 2 yaş arasında iyi verim alıyor. Ondan sonra artık yumurta da iyi olmuyor. Yumurtlayamaz fazla. İşte neyse. Bunları aldım. Bunlar da dedim burada yaşasın, geçsin bu. Bakacağım. Hani daha sonra kendim genç tavuklar alacağım. Kesime giden tavukları kurtardım. Aynen. Bunlar ya kesilecekti. Pazarda satılıyorsa kesilecek. Tabii abi. Oraya düştüyse benim ağzım burada geçsin. Senin pazar dediğin halk pazarı değil mi? Aynen, normal tamam. Halk pazarı. Eskiden İstanbul'da da vardı. Canlı tavukları getirirlerdi. Şimdiki gibi şeyden almazdık biz tavukları, kasaptan falan. Canlı tavuk alınırdı. Oradan yani tavuk temin edilirdi. Aynen. Eski usul buralarda da devam ediyor demek ki. İstanbul'da bu kalmadı ama senin dediğin yer herhalde merkezi. Merkez aynen. Yalnız benim aradaki bir şey düzelteceğim. Ben tavuğun kesilmesine karşı değilim. Sadece ya, o çuvalın içinde ayağa bağlı beklemesine karşıyım. Ben de tavuk yiyorum. Biraz sonra da tavuk yiyeceğiz zaten. Aynen. Yani karşı olsa yani orada bir yanlış anlaşılma olmasın. Öyle insanlar var ya. Şimdi şeye karşı hayvanlara falan kesilmesi. Kendisi pirzola yiyor, et yiyor, kasaptan et alıyor. Aynen. Affedersin o nasıl yapılıyor, o da kesiliyor. Aynen aynen. Öyle manyaklar da var. Yapmaz değil mi aslan? Yok yok yapmaz. Gel. Evet. O an o kadar video çektik, şu köpeğin yanına doğru düzgün uğramadık ya. Ulan benim gel. Gerçekten çok sevdiğim, beğendiğim oğlum, bir köpek. Çek. Onun yeri bizde ayrı. Bize sonradan geldi, büyük geldi. Bunun gelme nedeni de işte etrafımızda çok çakal vardı. Sağ olsun Kadir abi bize bunları gönderdi, büyük köpek gönderdi. Ve hiçbir maddi para da almayarak ve bu adam çok rahat Sivas'ta köpek satabilen adam bu. Geldi gerçekten de bunlar geldi. Biz daha hiç ne... Bir kere bro işte oğlum, şey yaptım. Heh. Tavuk. Güvercin haricinde yaban hayvana bir şey vermedim. He. Güvercin haricinde bak. O Hece var ya, küçük köpek. Hı. Atmacaya falan bile saldırıyor bro. Havada görüyor, uçuyor. Bir böyle gidiyor onlar aşağı. Oradaki. He o köpek. Küçük ama çok uyanık. Beğenerek beslediğim bir köpek bu da. Çok güzel bir kardeş. Ama yavruları da hiç göstermedik. Dur. Ufaklığı ne zaman almaya gelecekler? Bu ufaklığın birini ben götüreceğim yukarı köye. Bu ne değil, zaman? Bu değil. Bugün mü? Belki yarın, belki bugün. Bugün olmaz da yarın. Bu da işte biz kendi yavrularımızdan bir tane, çok tatlı. Bu büyük bir ihtimal bende kalır. Ben bunu büyüyünce merak ediyorum nasıl olacak. Sence Sinan tipi falan güzel değil mi? Bak şeyi de beyaz. Bu işte o mor köpekten çıkma. Bir dakika, bu ne? Şurasına bir şey yok. Şimdi yavru seçimi biraz zordur ama. Yo, tipinden belli ne olacağı bro. Hacı ben mesela senin yavrulardan bir tanesini beğendim. Hangisini? Kafa büyük olan. Kafa biraz daha patlak. Tamam, o senin şeyin. Sende de demek ki şey var. Kangal illa büyük kafalı olacak. Büyük kafalı demiyorum mesela. Yavruyken tam belli olmaz hayvanın şeyi ama. Ben ama aşağı yukarı artık öğrendim bro nasıl olacak. Kızım Fifiye dikkat et. Fifi böyle olan çok ince kafalı sevmiyorum aslında böyle. Çok böyle dar kafalı. He. Ben şeyine bakarım ya. Şeyi kangal tipine. Şöyle şuralara bak olsun. Mesela kurt tüyü derler ya böyle he. Yanak şöyle falan. Öyle hoşuna mı gitmiyor? Ya. Güzel oluyor. Hoşuma gidiyor. He. Gitmiyor olur mu canım? O şuralar böyle tüylü olunca üşüyen böyle burun fıstık gibi. Bak seni nasıl dinliyor. Evet. Bak nasıl güzel güzel oturmuş. Çekik göz. Küçük adam bunlar. Bro. Güzel bunlar, olacak bu da. Bu güzel olur. Ve cesaret buradaki yavruların kendi ayıracağım ya bu işte. Bunu mu ayırdın? Ha, bu yavruların içinde tip olarak en mükemmeli değil ama en manyakları olacak. Ben harbi hareketlerini küçüklükten, bebekliğinden beri takip ediyorum. Yürümeye başladığından beri. Bu nasıl seçtin? Efsane. Bir ara sen akbaş seçerken yere vuruyordun. O stil de var. O öyle bir stil. Yaptın mı? Onu yapmadım. Zaten bir noktadan sonra artık çok tecrübeli ölçüyor. Sadece bakarak, hal ve hareketlerini, oynayış tarzlarına kardeşiyle bakarak bilebiliyorsun. Eren'in o videosunu izleyen bilir. Bir akbaş seçecekti. O ne? Polis köpeklerini öyle seçiyorlar işte. Orada mesela o yavruyu kardeşlerin arasından alıyorlar. Tamamen yabancı bir odaya götürüyorlar. O odaya birer şemsiye, birer işte farklı farklı cisimleri koyuyorlar. Şimdi bu yavru annesi ve kardeşlerin haricinden sahibi dışında başka bir şey görmemiş. Şemsiye nasıl gidiyor? Tepki veriyor. Şemsiyeyi getiriyorlar. Şemsiye büyük bir cisim. Bak polis köpekleri var ya, K9 köpekler doğuyor değil mi? Doğan köpekleri hepsi polis köpeği olmuyor kardeşlerin arasında. Kangal'da da öyle. Hepsi baş köpek olmaz. Aralarından bir iki tanesi gerçekten kurtçul olur. Diğerleri yan köpek olur. O K9'da da istediği kadar anne baba polis köpeği olsun. Bütün yavrular polis köpeği olmuyor. Sen onları seçerken o zaman ona göre mi seçmiştin? Aynen ve o seçtiğim herkes Türkiye ilk de bana güldü Nova için. Herkes dalga geçti. Nova çok manyak köpek çıktı. Anlıyor musun? Gerçekten cesaretli bir kız çıktı. Deliydi. Onlar da zehirlenmişti değil mi? Aynen, maalesef gitti o da. Onlar da zehirlenmişti. O Antalya'da çok gitti yani. O gitti. Başka Karaca gitti. Sosis gitti. Sosis. Benim en üzüldüğüm Sosis oldu, o garibandı. Ayı gitti. Ayı da gitti. Ayı dev gibi köpekti. Sen hatırlıyor musun? Seninle onu kovalatmıştık. Ya ben gelene kadar insanlar inanmıyormuş ya onun. He. Sen çekemiyordun mesela, tek başına çektiğin için. Evet. Sen gelince olmuyordu. Köpeğin boyu daha belli olmuş. O videoda gördüm ben. Aynen. Sonradan herkes ayı şöyle ayı böyle demeye başladı da köpeğe nazar değdi. Ayı gerçekten Türkiye'deki büyük köpeklerden bir tanesiydi. Ya nazar değmedi. Zehirleyenler nazar mı olur? Kurban olayım. Vicdansızın biri geldi zehirledi. Ama bilerek en iyi köpeğini. Her şeyden nazar atmayacaksın. Adam gelip zehirliyor. Buna nazar demeyeceksin. Vicdansızlık, karaktersizlik, şerefsizlik onları yaptı. Allah onların zaten belasını vermiş, verecekti. Onlar diğer ahirete kalmayacak. Bu dünyada cezalarını çekecekler bro. Şimdi bu galiba kız bu kız. Şimdi Sinan, diğer videoya geçelim. Geçelim. Tamam mı kardeşim? Tamam kanka, teşekkür ederim. Çığlık bizim canımız kanımız Sinan. Çığlık güzel köpek. Bunu test etti ve onayladık bugün. Gerçekten Çığlık güzel köpek. Kurtçu kurtçu deyip duruyor. Bugün de testi zaten. Bence güzel köpek, kurtçuluğu da var. Bir de bir şey daha. O videoyu izlediğinizde test videosunu ne demek istediğimi anlayacaksınız. Eren'in YouTube kanalına ben bir kelime daha söyleyebilir misin Sinan? Yeğenim. Hani ben yurt dışından geldim biliyorsun, beni çok hafife alıyorlar köpek konusunda. Almancısın sen. Almancı değil ya. Ama şu var, dalga geçiyorlar ya, Eren Açıler köpeği kangal diyor. Çığlık çoğu insanın elinde olsun yatak odasında besler. Bu kadarını söylüyorum. Bak bu kadar büyük laf koyuyorum. Herkes ünlü kangalcım diye geziyor ortada. Ya her neyse canım, boş ver onları. Ama öyle bro, gerçek bu. Abi El alemin iyisi bitmez, sen kendi köküne aynen sahip çıkacaksın demişler. Tamam mı? Sen boş ver. El alemin iyisi bitmez. Başkasını da boş ver. Salla gitsin. Aynen. Ne derse desinler. Arkadaşlar, Eren'in YouTube kanalı, benim YouTube kanalımı takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Videolarda beğenmeyi unutmayın. Selamlar, saygılar. Bir de paylaşırsanız videoyu, tadından yenmez. Paylaşın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye. Vallahi hayat yaşıyorsun. Üzerlerine binen var. Ne seni baba korkutan var. Ay gel çiğ. Harbiden atlıyor mu lan? Dedim ya sana. Ben şaka yapıyor zannettim. Kulağını kıstı sana, tanımıyor seni. Atlıyor muydu? Vallahi.